Şimdi her şeyden önce o maçta oynayan bütün oyuncular mı, yani sonradan girenler de dahil, kulübede oturanlar da dahil, hepsini tebrik ediyorum. Oyuncuların hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten mükemmel bir maç oynadık. Hiç oyundan kopmadık. Korakor mücadele oldu. Döndük kendi sahamızda oynayacağımız Altay maçına. Önce şunu söyleyeyim. Benim bu sene 3. senem Sivasspor'da. Bundan önce de bir üst senem vardı. Ve bu takım sezon başı bütün takımlardan önce sezonu açan bir takım. Ve o kadar sakatlık, hastalık ve bir sürü şeylerle uğraşan bir takımız. Şu anda bile hem Yatabare hem de Leke James, ikisi de bizim için çok çok önemli oyuncular, onlar yok. Ondan önce bir sürü arkadaşımız da yoktu ama biz her türlü zorluğa rağmen hem kupada hem ligde gitmeye çalıştık. Hem Avrupa kupalarında güzel şeyler yaptık ve sonra lige başladık. Ligden sonra Türkiye Kupası'nda da şu anda gayet iyi şekilde gidiyoruz. İnşallah finalde kalacağız. Ben takıma inanıyorum, güveniyorum. Onun için bu takım her şeyi yapıyor. Yani Sivasspor için her şeyi yapıyor. Ligde de kendi durumumuzu çok çok iyi bir duruma getirmemiz için de oynayacağımız maç önemli. Bu da Altay maçı. Hepsi önemli ama ilk Altay maçı çok önemli. Buradaki sıkıntı, en büyük sıkıntı taraftar. Yani sıkıntı derken taraftardan yana şöyle bir sıkıntı. Yani maça gelmeleri lazım. Eğer maça destek vermezlerse biz tabii ki o zaman zor oluyor maç. Ama taraftar gelip, yani hiç değilse biz şey gibi, Adana Demirspor gibi 32 bin kişi veyahut 33 bin kişi beklemiyorduk. Ama yarısını da doldursalar dahi o bile oyuncular için çok büyük bir motive oluyor. Çok büyük, artı bir güç oluyor. Oyuncular onları gördüğü zaman, taraftarı gördüğü zaman daha iyi konsantre oluyor. Kendini daha iyi veriyor. Onların desteğiyle çok güzel şeyler yapıyoruz. Şampiyonluğa giderken ilk yarıyı lider bitirdiğimizde mağlup gidiyorduk burada. Taraftarın desteğiyle hep beraber taraftar ve futbolcular çok iyi bütünleşiyordu ve çok güzel maçlar kazanıyorduk. Şimdi aynısını yine yapalım. Yine taraftarımızın mutlaka bu kritik maçlara gelmesi lazım. Bundan sonra işte liglerin arasında oynayacağımız bir final maçı olacak, yani Alanya Spor'la. O maçı da kazandığımız takdirde, geçtiğimiz takdirde final oynayacağız. Yani bunların hepsi çok güzel şeyler ama taraftar gelmeden olmaz bunlar. Yani taraftarların mutlaka bize destek vermeleri gerekiyor. Oyunculara destek vermeleri gerekiyor. Bence de bu oyunculardan takım da 3 senedir gösterdikleri başarıdan dolayı 2 senedir Avrupa'ya giden bir takım. Yine Avrupa'ya gidebiliriz. 2 maç sonra Avrupa'ya gidebilirsin. Final oynayacaksın kupayı geçince. Ama kupadan önce tabii ki önce lig maçlarımızı bizim çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Onun için de şu taraftar desteğine ihtiyacımız var. Son oynadığımız maçta 1200 kişi vardı. Yani bu Sivas'a yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. Onun için yani en büyük sıkıntımız şu anda taraftar desteği. Onlarla beraber inşallah çok iyi bir düzlüğe çıkacağız. Ondan sonra da kupada final oynamak için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız yani. Onun için de taraftarlarımıza, futbolcular zaten hep söylüyorlar. Gerçekten bugünden itibaren iyi bir şekilde bir kamuoyu oluşturmak gerekiyor. Ve sahayı doldurmamız gerekiyor yani bundan sonra kalan maçlarımızda.